Çağırdığını söylemedin mi Ömer Bey? Hiçbir şey söylemedi. Haber et. Tez karargaha gelsin Mehmet dedi. Mühim bir mesele olmasa muharebenin ortasında ne diye çağırsın casusunu cepheye? Vakit kaybetmeyelim Hüsrev Baba. Yükleyelim erzağı. Belli ki bu seferki vazifen çetin evlat. Uyanık olasın. Eyvallah baba. Kadınlar içlik, eldiven, çorap örmüşler. Bol miktarda da karbonat var. Bırak bacım, sağ olsun. Vakit kaybetmeden çıkayım ben. Nereye? Kumandan askeri karargaha çağırmış. Ama... Ne için çağırdı? Kumandan söylemedi mi? Söylemedi. Tez vakitte karargâhta olsun demiş. Döneceksin, değil mi? Cepheye asker için ikmalci çağırsa Hüsrev Baba ile Said'i de çağırırdı. Belli ki başka bir şey söyleyecek. Başka bir vazife verecek belki de. Öyle tabii. Ömer Bey'le geri dönersin o vakit. Sensiz buradan cepheye ikmali aksatmadan yürütmenin imkanı yok. Ömer Bey'le varır dönersin. İnşallah. Sana can borcum var. Olur da dönemezsen... ...hakkını helal et. Dönmezsen hakkımı helal etmem. Vakit yok evlat. Harp bekler, kumandan bekler. Götürelim şunları. Kal sağlıcakla. Hadi hadi kızdırma Hüsrev Baba'yı. Elveda. Kanlarını rotanın çölüne akıttık ya. Gerekse fizana sürsünler. İdam etsinler gerekse. Yürü! Şükürler olsun Rabbime. Bu günleri de gördük ya. Artık ölsem de gam yok. La püskürtlük ya düşman. Artık bütün memlekette zafer neşesi vardır ya.
Mehmet. Lan Mehmet. Keyfin yerinde mi durmuşsun? İyidir, iyi. Cephede düşmana dur dedim ya. Bugünleri de gördün ya. Yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun. Allah kumandandan razı olsun. Hüsrevoğlu Mehmet, emret kumandanım. Hoş geldin Mehmet. Seni ikmal sahasından neden ivedilikle buraya çağırdığımı merak ediyorsun. Seni belki de vazifelerin en zoru bekler. Sana vereceğim vazife değil rotada galip gelmeyi, belki de İngilizleri Basra'ya dökmemizi sağlayacak vazife. Vereceğiniz her vazifeyi hakkıyla yapacağım, o namusum üzerine yemin ederim kumandanım. Bu mumlu kağıtta su geçirmez. Çok mu susadın? He? Bunlar sizin iyi günleriniz. Aklım kumandandadır. Konuşmayın. Yürüyün. Yürüyün. Yürü. Kaçmayın!
Suar! Kalk! Kalk! Sırayı bozma! Kan kaybı ziyade. Yüzbaşı Şevik kumandanımız çok dil döktü. Lakin cepheye bırakmadı kumandanımız. Burada daha fazlası imkansız. Kanı durdurmak kabil değil. Yüzbaşına çık. Hekim kararıdır de. Kumandanı en acil yoldan Bağdat'a yetiştirmenin yolu neyse hazırlıklar yapılsın. Emredersiniz kumandanım. Süleyman askerinin size var gücüyle saldıracağını söyledim. Maymun soyu Hintliler bir gün daha direnebilselerdi atacak tek kurşunları kalmayacaktı Türklerin. Sizin çatışmayı uzatacağınızı bildiği için yıldırma harekatı yaptı Süleyman. Aykux. Uzun zamandır Orta Doğu'da olduğunuzu biliyorum. Ben de subaylığımın uzun yıllarını Hindistan'da geçirdim. General, Türkleri tanımazsanız yenemezsiniz. Tanımak mı? Tanımaya ömrümün yetmeyeceği kadar çok düşmanı var Britanya'nın. Asker olmasaydım tabut satmak isterdim Britanya ordusuna. Evet, doğru. Yakında uluslararası bir şirket olacağınızı eminim. Makası ver, çabuk. Morfinin etkisi geçmek üzere. Buraya kadar dayanması mucize. Süngü Savaşı'nda askerin en önündeydi kumandan. Yüzbaşı Şefik çok dil dökmüş lakin... Trablusgarp'tan tanırım kumandanı. Libya çöllerinde bir aslandı. Her daim Enver Paşa'nın gölgesiydi adeta. Morfinin etkisi geçiyor. Kumandan. Kumandan, yormayın kendinizi. Kaç şehidimiz var? Kumandanım, iyi olacaksınız inşallah. Kaç şehidimiz var? Kaç şehidimiz var? Thank you.
Zafer bizimdir kumandanım. Zafer Allah'ındır Şevik. Kaç şehidimiz var? Düşmandan pek az kumandanım. Kumandanım. Mustafa şehit oldu. Şefik, beni cepheye götür. Kumandanım, kalkmayın. Yatmanız lazım. Kumandanım. Haydi. Müsaade edemem. Dikişleri açılır. Haydi çocuklar. Haydi askerler cepheye. Haydi çocuklar. Haydi kalk. Kumandanım, anladım. Dur, dur, dur. Yavaş. Yavaş. Haydi bırak. Aslanlar. Geç yer tarafa. Haydi. Şefik, silah. Silah mı? Haydi. Haydi aslanlar. Beter saldırmış aslanlar. Çok can almışlar. Aşiretlerden gönüllü taburları düzmeden burada tutunmamız çok zor olacak baba. Hele rotada düşman bir kırılsın da. Aksine Allah yaşatmasın babam. Kahrı da hoş, lütfu da hoş evlat. Eğer ki kaderde rotada muharebeyi kaybetmek varsa yapacağımız belli. Şayet kaybedersek Kutul Amare'ye gelen yollara mayın döşeyeceğiz. Kumandan bizi burada işgale karşı teşkilat kurmak için vazifelendirdi. Muharebe bir tek cephede değil. Burada da çetin. Cephede düşman karşında ama burada öyle mi? Kardeşlerim düşmanı kırsın. Biz burada ekmek dizelim. Düşman sadece bir cephede mi evlat? Hele bir tepelesinler gavurum. Hindistan'dan yeni tümenler getirecekmiş İngilizler. Getirsinler bakalım. Hint'ten, Çin'den, Maçin'den. Bizim tümenlerimiz gökten gelir kızım. Zafer bizimdir. Ordu kuta giriyor. Şükürler olsun. Zafer Allah'ın, sefer bizim. Şehitlerimiz, gazilerimiz ziyade midir? Düşman kadar değil. Ama şehitlerimiz var. Gazilerimiz de. Cihattayız. Olacak. Vakit geldiğinde bize de nasip olur inşallah. Mehmet'imden haberin var mıdır? Yok. Mahşer yeri karargah Hüsrev Baba. Bir yandan şehitleri defnederler, bir yandan revirlerle can harbinde gaziler. Thank you.
Ben bir kolaçan edeyim. Burada buluşuruz. Hangi Mehmet'i bacım? Mehmet. Mehmet'i gördün mü? Hangi Mehmet'i sorarsın bacım? Şu boylarda. İnce, kumral. Konyalı mı? İzi var mı yüzünü şurasın? Mehmet. Mehmet'i gördünüz mü? Kim Mehmet'i sorarsın bacım? Talep mi? Şu boylarda. Ela gözlü, ince. İstanbullu mu? Esir düştü bacım İstanbul'da Mehmet. Ölmemiş. Ölmemiş. Hüseyin baba. Hüseyin baba, yaşıyor. Mehmet yaşıyor. Hayatta. Çok şükür. Neredeymiş peki? Esir düşmüş. Ne cehennemlerden çıkıp geldi. Korkma. Oradan da sağ salim çıkıp gelecektir inşallah. Esir. Şehadet haberini duysaydım üzülür müydüm hiç? Buradan pislik! Kalk! Kalk buradan! Kalk! Abi yürüsene! Yürü! Yürü hadi yürü! Yürü! Var mısınız? Yürü hadi! Yürü! Yürü! Geç şöyle, geç! Hadi! Hadi! Yürü! Sallanma! Şöyle yürü. 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 Burayı bozma. Yürü dedim sana.
Yürü hadi yürü. Ulan, sus. Yürü. Yürü. Geç şöyle geç. Reyvan, sen de sallanma. Yürü. Yürü hadi sallanma. Hadi. Hadi. Gel şuraya. Dur orada dur. Hey, sırayı bozmayın. Geç şöyle. Esir düşeceksin ve düşmanın koynuna gireceksin. Orada Darülfünun'dan arkadaşın senden önce esir düşmüş, hemen Ali'yi bulacaksın. Ve bu notu ona ileteceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandan. Şimdi sana şifreyi söyleyeceğim. İyice belli. Nasıl bir cehenneme düştük böyle kardeş? Gözün mü korktu? Biz daha beterlerini gördük Sefer Çavuş. Hey! Siz! Ne konuşuyorsunuz kendinizle? Ellerimizi zincire vurdun da. Daha ne istersin? Bana bak. Senin sesin çok çıkıyor. Sizler Britanya ordusunun savaş esirlerisiniz. İmparatorluk yasaları savaş esirlerine nasıl muamele etmemiz gerektiğini yazmaktadır. Eğer kurallara uyarsanız esirlerimize Osmanlı'nın tebaasına davrandığından daha iyi davrandığımızı göreceksiniz. Kampın kurallarına uymazsanız hepinizi kurşuna dizmek zorunda kalırız. Neye gülüyorsun? İngilizler esirlerine gülmeyi yasaklar mı yüzbaşı? Geç hadi geç. Yürü. Yürü. Yürü lan hep sana. Yürü. Yürü. Geç. Kaderde esir kampına hoş gelmek de varmış kardeş. Ordumuz her daim muzaffer olsun da sancağımız yere düşmesin. Varsın biz bir ömrü burada esir olarak tüketin. Şşş tamam gel. Gel hadi sen şöyle.
Vaziyeti nedir? Müsaade edin lütfen. Cemil, buradayım ben. İyi olacaksın, merak etme. Buraya kadar. Hakkını helal et. Helal olsun. Da bak bu kaçıncı oldu. Kendine gelirsin. Biz seninle yine harp ederiz. Hani demiştin ya. Kim bilir bir daha nerede görüşürüz diye. Cennette görüşürüz inşallah. Cemil. Cemil. Şahidim ki senin yolunda öldü Rabbim. Şahin oldu Trablusgarp'ta İtalyanları avladı. Bozkurt oldun Balkanlarda cenk etti. Mekanı cennet olsun. Erken göçen dostlara selam olsun. Neredesiniz? Mevlüt Çavuş, Sefer Çavuş. Bu da Niyazi kardeşimiz. Hepimiz Osmancık taburundanız. Zaferiniz de kazanız da mübarek olsun kardeşlerim. Eyvallah. Ben Mehmet. Ne oldu kardeş, hayırdır? Adınızı söyledik zaten. Adaş çıktık abi. Benim de adım Mehmet. Kamptaki altıncı adaşımsın kardeşim. Bana Üsküplü derler. Aman din gözünü seveyim. Bu gavurun din imanı yok. Sakın kendinizi belli etmeyin. Nasıl kalın işimiz? Dinlenmezseniz şifa bulamazsınız kumandanım. Çok fazla hareket ediyorsunuz. Defalarca söyledim hekim. Beni ayakta tutan bacaklarımın kuvveti değil, askerlerimdir. Fakat kumandanım, iki bacağınız da iyi değil. Bağdat'a dönüp hastaneye gitmeniz icap eder. Yer yerinden oynuyor. Şu an bunu düşünecek vaziyette değiliz. Kumandanım, Bağdat'ta dahi olsanız biz emirlerinizi tatbik ederiz. Lakin durumunuz daha da kötüye giderse maazallah. Peki Şefik. Anlaşıldı. Sizden kurtuluş yok. Ah, söyle o zaman arabayı hazırlasınlar. Bağdat'a gidiyor. Emredersiniz kumandanım.
Hayırdır Mehmet? Tanıdık yüz mü ararsın? Darülfünun'dan bir arkadaşım vardı. Esir düştü diye duydum. Nerede düşmüş? Kurnada mı? Tam olarak bilmiyorum ağabey. Öyle işittim. Son gün Süngüt Ak emri gelince kıyamet oldu, İngiliz'in üstüne koptu bizim siperler. Kafir kanıyla kıpkızıla döndü çölün kulu. Ondan mütevellit böyle fena davranırlar bize. Tabii. Jack meydanında mağlup oldular ya. Acısını esirlerden çıkartırlar. Hey adaş. Anlatsana biraz. Nasıl başladı taarruz? Ben cepheye vardığımda akşam olmuştu. Erzakları götürüyordum. Savaşta dinmişti. Sabah namazına kalmadan bizimkiler bunların mevzisine top atmaya başlamışlardı. Abi Laz uşağı bir attı iki vurdu yeminle. Helal sana Rizeli. Yamansın belli, gözler kartal ha. Biz kazandıysak siz nasıl esir düştünüz? Şunun yüzünden. Muharebenin son günüydü. Gavurun çoğu dağılmış, kırılmış. Kırılmayanı da kaçıyor. Bir de baktım abi Mehmet düştü peşlerine. Mehmet ne yaparsın? Gitme dur dedik de. Mehmet durur mu? Vurdu gitti, biz de onun peşine. Sonra ortalık toz duman. Göz gözü görmüyor. Asılı gözümüzü bir açtık. Elimizde kolumuzda zincir. Siz nasıl esir düştünüz abi? Kurnadaydık biz. Albay Supi Bey'in askeriydim ben. Muharebeyi duymuşsunuzdur. Bu aşiretlerden gelen gönüllülerden birçoğu cepheyi terk etti. Kumandan geri çekil emri verdi. Verdi lakin... ardımız işbirlikçi aşiretler. Önümüz düşman ordusu. Daha fazla zayiat vermemek için... kumandan teslim olmaya karar verdi. Netice... buradayız işte. Geldiğinizden bu yana bu cehennemde şehit olan kardeşimiz var mıdır abi? Yok. Çok şükür. Kaç kişi geldiysek hepimiz sağız. Kim arasan burada yani. Namaz vaktidir kardeşler. Geçelim hadi yavaşla. İçme su yok ki ama yani. Suyu geç. Temin edecek toprak bile yok. O bile çamurlu. Ver benim abi, ben götüreyim. Bıktım bu lanet olası çölden. Türklerle bu çöllerden başka yerlerde savaşmak isterdim.
Ezan bu. Ezan sesi. İbadet yapacaklar herhalde. Kamplarımızda ezan okusunlar diye mi savaşıyoruz biz bu barbarlarla? Yürü! Gidip susturalım şunları. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kes şunu! İbadet yasak! Dağılın! أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Kes şunu! وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي. Sağır mısın? Dağılın! Kes! İbadet yasak! Dağıtın! Kıvırlama! İbadet yasak! Yat lan, yat! Hey, siz de! Bu bir emirdir! Dağılın! Vur dedi! Siz de! Yasak! Kıvırlama! Bırakın, dua etmeyin! Yasak! Yasak dedim! Dağılın! Kesin! Dur! Herkes yerlerine! Dağılın dedim! Dağılın! Aman ne kardeşim, üzülmüş seni. Canımızdan etmemiz. Dağılın! Herkes yerlerine! İbadet yasak! Bu bir emirdir! Sen emrettin diye mi kılıyoruz ki? Sen yasak edince bırakalım ha! Allahu Ekber! İbadet yasak! Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Öldür! Vur! Ali! Vur sana! Öldür beni! İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Uhdina sıratal müstakim. Öldür beni! Oğlum sus! Vur! Temel. Aman diyeyim Temel.
bu nefer daha yenidir. İdare et. Gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Bakma! Daha dur! Tebbet yede ebi lehebi ve teb. Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kezeb. Seyasla nâran zâte lehebin ve emrâetuh. Sen bu gavurun karşısında hepten sinmişsin Üsküplü. Sen kendini cenk meydanında mı zannedersin? Biz sirkanlığındayız. Bu kafayla gidersen buradan tabutun çıkar sen. Kendine gel. Semi Allahu liman hamida. Herkes ellerine, ibadet yasak. Allahu ekber. Alın. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina's-sıratal-müstakim. Sıratal-lezine en'amte aleyhim. Gayril-mağdubi aleyhim. Kumandanım, esirlerimizi Basra'da kamp olarak kullandıkları bir yere götürmüşler. Biz de esirleri başka bir yere götürürüz o halde. İnşallah kumandanım. Allah nasip etsin. Kumandanım, gazeteci Elizabeth geldi. Buyursun gelsin. Süleyman Bey. Gerçekten çok şaşırdım. Sizi ayakta karşılamak isterdim. Önemli değil. Geçmiş olsun. Buyurun lütfen. Her iki ülkenin kayıpları için de üzgünüm. Ne yazık ki savaşın doğasında kan var. Savaşın doğasında kan var. Fakat arkasında insanlık yok. Ne demek istediğinizi anlamadım. Esir kamplarından bahsediyorum hanımefendi. Esir kamplarından. Asıl savaşı orada yaşam mücadelesi veren askerlerin vermekte. Yalnız onlar... Onlar dünyanın en medeni insanları diyeceksiniz, öyle değil mi? Gidin. Gidin de o kampları bir görün. Kibirleriyle insanlık onurunu iki paralık ediyorlar. Savaş kanunlarını yok saydılar. Şayet bu dedikleriniz doğruysa bu çok büyük bir haber demektir. Muhakkak. Fakat ben bu haberi yapabilecek cesareti hiç kimse de göremiyorum. O kamplara girmek imkansız. Hele bir gazeteciyseniz. Pek çok yere girdim. Hiç ummadığınız yerlere. Esir kamplarına da girebilirim. Ancak bir şartım var. Neymiş? Daha sonra da sizin esir kamplarınıza girmek isterim. Kıyaslama yapabilmek için. Nasıl isterseniz. Tekrar görüşeceğiz Süleyman Bey. Çok geçmiş olsun. Zaferiniz için de tebrik ederim. Süleyman askeri Roto gibi küçük bir çatışmadan bile galibiyetle çıktım diye seviniyor olmalı.
Oysa geciktirdiği Bağdat'ın düşüşü değil, sadece kendi sonu. General, gerçekten Bağdat'ı alabileceğimize bu kadar inanıyor musunuz? Casus olan sizsiniz Bay Cooks. İşiniz bunu yapmamı kolaylaştırmak. General, yardımcım Victoria Türklerin elinde esirken işinizi nasıl kolaylaştırabilirim? Mesela kendinize daha yetenekli yardımcılar seçerek Bay Cooks. General, o casuslar benim değil. İngiltere'nin. Çölden toplamıyoruz onları. Özenle seçip eğitiyoruz. Madem İngiltere'nin yetenekli casusları, o zaman başlarının çaresine bakacaklar. Bayan Elizabeth geldi efendim. Alın içeri. Anlaşılan gazetecilere casuslardan daha fazla değer veriyorsunuz. Orta çağda yaşamıyoruz Bay Cooks. Gazeteciler de artık askerler kadar savaşın bir parçası. Buyurun lütfen. Buyurun. Bayan Elizabeth. Bu ne sürpriz? Mağlubiyetiniz için geçmiş olsun dileklerimi sunmaya geldim general. Başka bir şey için gelmenizi yeğlerdim. Savaş devam ediyor. Son gün gelmeden kimin kazanıp kimin kaybettiğini bilemeyiz. Buyurun lütfen. Gazeteciler bazen abartmayı sever general. Bayan Elizabeth. Bay Cooks. Buyurun. Sizi yeniden görmek ne güzel. Sizi de. Abartmayı düşündüğüm başka şeyler var aslında. Propaganda cephe savaşları kadar önemlidir. Propaganda savaşını kazanamayan bir ordu gerçekten galip gelmiş sayılamaz. İngilizlerin esir kamplarındaki uygulamalarının ne kadar insani olduğuna dair haber yapmak istiyorum. Müthiş. Bütün dünya İngiliz medeniyetini görme imkanına sahip olacak. Biz esirlerimize Osmanlı'nın halkına davrandığından daha iyi davranıyoruz. Haklısınız. Bu inceliğimizi bütün dünyaya anlatmalıyız. Bunu ancak sizin gibi bir lady tasarlayabilirdi Elizabeth. Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misiniz general? Sonuçta esir kampımıza bir gazeteci girecek. E buradaki kısıtlı imkanlarla... Bay Cooks, önemli olan da bu zaten. Böyle kısıtlı koşullarda bile savaş hukukunu nasıl modern bir şekilde kullandığımız. Evet, bu anlatılmaya değer bir hikaye. Gerekli ayrıntılarla sizin ilgilenebileceğinizi düşünüyorum Bay Cooks. Evet. Uyumadın mı sen? Uyuyamadım. Yer, döşek, gök, yorgan. İmkanın varken uyu bence. İmkan mı? Evet. Niye? Belki yine dönersin birliğine. Hayali bile imkansız artık. Hayal. İmkan. Bak Musa'ya. O da yetim bir çocuktu. Firavun'un sarayını başına yıktı. Şimdi sen bana. Bırak Firavun'un sarayını. Şu duvarları daha iyi. Yıkıp geçemeyiz mi dersin?
ne dediğini bir bilebilsin. Öyle lafı güzel konuşuyormuştu. Firar etmeyi düşünmezsin değil mi? Savaşı kaybettiğin zaman değil, inancını kaybettiğin zaman yenilirsin. Gündüz başka, gece başka adamsın Üsküplü. O nedir? Yılan. Yani kafası bitince yılan olacak. Ne olacak peki bu? İngilizlere sokacak. Biz de buna kaçacağız. Peki, birini sorsam, bulabilir mi senin bu yılan? Bilmem. Kim aradın ha bağlı? Tanıyorsa, telinde olsa bulur. Adı Ali'dir. Teğmen Ali. Kim bu Teğmen Ali? Arkadaşı mı? Arkadaşımdır. Darülfünun'la beraberdik. Bastada esir düştü diye duydum. Ben hiç duymadım. Ama sizden önce gelen kafile de olabilir. Ben yarın sorarı soruşturur. Sana haber ederim. Eyvallah abi. Sağ olasın. Şefik. Evet kumandan. Gözün telgrafta olsun. Benden gelecek emirleri bekle. Her şeyden haberim olacak. Buranın komutası sende. Hadi göreyim seni aslanım. Emredersiniz kumandan. Allah'a emanet. Yükleyin.
Ne o? Kahvaltı vermediler mi size bugün? Çok mu acıktınız? Söyleyin. Çok mu acıktınız ha? Al istersen gel. Al. Çekinme gel hadi. Al çekinme. Al. Aksi. Yere düştü. Bak orada, bak orada. Ha? Allah'ım. Allah'ım bunların canını almadan benim canımı alma ya Rabbim. Daha bu kamp ağacımızdan ölmeden bizi kurşuna dizselerdi bari. Düşman kurşunu ile üstlük. Mehmet. Senin arkadaşı bulabildin mi? Arıyordunuz Teğmen. Neydi adı? Yok Mevlüt Çavuş yok. Belki başka esir kampındadır ya da şehit düşmüştür. Sen ister misin? Hey. Gel. Düşmanı rotada kırdınız. Lapayı da kestiler. Afiyet olsun. Ekmeği nereden buldun abi? Saldım benim yılanı. Buldu getirdi işte. Benim aradığımı da bulabildi mi? Olmaz mı? Gel hele. Bu kardeşim ha? Yarısı gibiydi kaliteyi mi? Kızıl elma. Burnumda tutuyor. Bende bir tane var. Kumandan verdi. Gözüm gibi baktım ama seninle paylaşırım. Şimdi değil. Gece. Ben şu köşede uyuyorum ya. Gece beni bul. Eyvallah.
Sen... Seni günlerce rüyamda gördüm. Unutmamak için yüzünü defterime çizdim. Demek rüyalarım beni sana getiriyormuş. Demek şifam sendeymiş. Bahçada yeşil çınar, boyu boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Aman gülüm, nananay topkah küllüm, nananay nananay esmer yârim nananay. Nananay nananay kibar yârim nananay. Bahçalarda gül var var git ellerin yâri. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme bari. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme bari. Aman gülüm, nananay topkah küllüm, nananay nananay kibar yârim nananay. Nananay nananay kibar yârim nananay. Sana can borcum var. Olur da dönemezsem hakkını helal et. Dönmezsen hakkımı helal etmem. Söz vermiştin Mehmet. Döneceğine söz vermiştin. Allah'ım, ne olur yardım et. Sözünü tutmasına yardım et. Ondan
askeri bana bir kızıl elma göndermiş sen. Ver oğlum hadi. Kumandan nasıl? İşittiğin gibi. Muharebede iki bacağından kurşun yedi. Lakin aslan gibi. Vazifeyi başarabilirsek kanlı canlı görmek de nasip olacak inşallah. Pusulada Firar'la ilgili bir şey mi yazıyor? Buraya yalnız mı geldin? Yalnız gideyim demedim. Ama Üsküplü. İman varsa imkan vardır. Lafı uzatıp nöbetçilerin dikkatini çekmeyelim. Geçelim hadi. Eyvallah. Bunları hizaya çek. İçlerinden 10-15 asker seç. Emredersiniz. Sen çık. Sen. Sen! Sen! Hadi! Sen! Yürü!
Sen! Bayan Elizabeth, bu çölde açan tek çiçeksiniz. Buyurun. Bizim askerlerimiz Shakespeare'yendir, romantiktir. Abarttığımı mı düşünüyorsunuz Bay Cox? Yoksa Bayan Elizabeth'in güzelliğinden şüpheniz mi var? Asla yüzbaşı. Bayan Elizabeth, kendisi hakkında yaptığım iltifatları saymayı bırakalı çok oldu. Bu koku da ne böyle? Kusura bakmayın, savaştayız malumunuz. Askerlerimiz çok sık yıkanma imkanı bulamıyorlar. Bir an önce esirlerin tutulduğu alana geçersek iyi olur. Türk esirleri çok tehlikeli. Size zarar vermek isteyeceklerdir. İngiliz karargahında başınıza bir şey gelmesine asla izin vermem. Silahsız ve bitkin esirler bunlar. Nasıl tehlikeli oluyorlar? Wilson. Yılan gibiler. Sessiz. Hiç ummadığın anda. Gözlerimle gördüm. Tabii ki başınıza bir şey gelmesine izin vermeyeceğim. Sizi koruyacağız. Ama yine de gözünüzü dört açın. Sen! Çık! Sen! Çık ileri! Hadi! Kardeşlerimizi nereye götüreceksiniz? Kardeşlerinin nereye gittiğini merak mı ediyorsun? Vurun Allah! Hadi, çabuk! Hadi! 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 Yürü! Hadi! Yürü. Hadi! 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 Bekleme hadi! Bekleme hadi! Hadi! Yürü! Hadi! Yürü! Hadi! Yürü! Buraya gir hadi! Yürü! Bak! Yürü! Hadi! Yürü! Yürü! Allah'ım da yürü! Hadi! Bozma! Yürü! İç oğlum iç. İç şifa olur. Oh. Sağ ol anam. Ellerine sağlık. Sen de sağ ol yavrum. İngilizler esirlerini nasıl muamele eder? Tebaasını ettiklerinden çok daha beter kızım. Allahsızlar. Bu sebepten deriz ki şayet bu harpten mağlup ayrılırsak vay halimize.
Allah düşman elinde acı çeken tüm esirlerimize sabır versin. Amin kızım, amin. Dayan Mehmet. Daha sana diyecek çok sözüm var, dayan. İyice yıkanın, tadını çıkarın. Bu fırsat bir daha elinize geçmez. Yıkanırken dua etmeyi de unutmayın. Giyinin. Mükellef bir sofra sizleri bekliyor. Fırıncı baba, 5 ekmek verir misin? Tabii evlat. Al bakalım evlat. Şükran. Ne diye kapıyı kapatırsın? Komandan Bey. Ne sandın Hüsrev Baba? Ayağımıza iki kurşun yedik diye harp meydanını bırakacak mıyız zannettin? Allah göstermesin. Biz seni Bağdat'a gitti bellerdik. Birden karşıma görünce şaşırdım. Sen de bana şaşırıyorsan beni hiç tanımamışsın. Seni ben değil. Düşman hiç tanımamış kumandan. Eyvallah. Esirlerimiz. Onlardan bir haber var mıdır? Maalesef yok. Biliyorum Mehmet'i merak edersin. Hepsi benim evladım. Mağriplisinden Türkistanlısına kadar vatan için, din için cepheye koşmuşların cümlesi benim evladım. Elbette Mehmet'i merak ederim. Hüsrev Pehlivan, bu söylediklerine katılmamak mümkün değil. Haklısın. Ha senin Mehmet'in, ha bizim Mehmet'imiz. Hepsi bir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Evlat bile olsa. Doğrudur kumandan. Maşallah. Alıştın mı bari buraya? Alışmaya çalışıyoruz. Hadi. Yürü. Yürü. Hadi. Yürü. 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 Hadi yürü. Yürü. Sallanma. Evet, yürü. Sallanma hadi. Gel, gel şöyle. Yürü.
Geç şöyle. Gel. Ne iş çeviriyor bunlar? Bilmiyorum, anlarız şimdi. Siz ikiniz konuşmayın. Hadi. Başlayın. Yiyin. Yiyin dedim! Yüzbaşım. Mehmet. Şimdi tiyatronun sebebi belli oldu. Dünya ne kadar küçük. Tekrar karşılaştığımıza çok sevindim Mehmet. Afiyet olsun, buyurun yiyin.